Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Bak şimdi bir tane çocuk vardı. Çocuğu nasıl beğeniyorum, nasıl beğeniyorum, nasıl böyle böyle beğenmiyorum ama bunu da daha önce anlatmış olabilirim. Sürekli olarak çocuğu ve çocuğun da beni beğendiğini, bana ne aşık olduğunu falan düşünüyorum. Sürekli olarak diyorum ki işte bence konuş, bence onu da sana karşı hisler var, bence şöyle, bence böyle, bence bilmem ne falan filan falan filan, sen doldur 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 doldur. İki gün sonra çocuk gitti, en yakın arkadaşım onu sevdiğini söyledi. Meğersem kızla yakın olmak için, kızla hani kıza ben bir şekilde ulaşayım şeklinde benimle arkadaşlık kuruyormuşum. Halle maçı deyince tabii ki de o müthiş anlar, o müthiş hikaye geldi bak gene aklıma. Yalan olmasın, 2000'lerin başları. Spotify. Bak. 2000'lerin başları. Baba o dönemler nerede? Nerede? Gülben Ergen gel. 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 Seni 2000'lerin başları. Baba o yıllar nedir? Mahallenin basket şortlu çocuğuna aşıktır. Ya gel gel ya, Allah kahretsin. Al açın. Heh. Ve Gülben Ergen o yıllarda bu şarkıyı çıkartmıştır efendim. Bu şarkıyı çıkartmıştır. Ben, gerizekalı ben ve yanımda salak bir arkadaşım. Salak bir arkadaşım demek istemiyorum. Kendi şimdi doktor. Ben çocuğu beğeniyorum ya. Sen Allah kahretsin, televizyonda bu çık, bunlar aşağıda mahalle maçı yapıyorlar. Abi mahalle maçı yapılırken sen git pencereyi aç, bağıra 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 bu şarkıyı söyle. Bağıra, niye bağırarak söylüyorsun gerizekalı ya, bak şarkıya bak. Aaaa, aklıma geldikçe ağzıcık gibi oluyor. Yani o sırada da öyle, bir de sonra utanmaz gibi aşağıya inip maça katıldık biz. Oturduk bir de futbol oynadık o ekiple. Abi bak, beni de seven bir tane çocuk vardı. Çocuk yalvardı ailesine tam ve bana da bin kere dedi sünnetime gelme, sünnetime gelme, sünnetime gelme. Çok küçüğüz. Birinci sınıfta mıyız, ikinci sınıfta mıyız, neyiz? Beni sünnetine götürmüşlerdi. Ben bu arada çocuğu sevmiyorum. Tabii ki de ben sınıfımızın en zeki, sınıf birincisi. Matematik dehası ama benim matematiğim ondan her zaman daha iyiydi. Onu da bir kenara yazalım da. matematik dehası. Çok sevgili Furkan'ı beğenirdim. Özkan diye bir arkadaş vardı. Hatta daha sonra uzun yıllar biz görüştük, ettik. Yani kendisine çok yakın arkadaşım oldu. Çocuksun yani. Hissettiğin duygunun ne olduğunu bilmiyorsun ki. Beğenmiyorum o dönemlerde Özkan'ı. Benim gözüm matematik dehasında. Ben matematik dehasını daha çok beğeniyorum. 8 yaşında bir ideallerim var o zaman. Anne beni Özkan'ın sünnetine gelinlik giydirip de götürdü. Özkan'la bir ton fotoğrafımız var. Benim üstümde gelinlik. Ayaklarım yara bere. Ayaklarımın her yeri yara bere ve daha da kötüsünü söylüyorum. Annemler bana beyaz gelinlik giydirmiş, altında cart kırmızı kadifeden ayakkabı var. Niye altı böyle bir ayakkabı giydirdi? Tabii benim için çok büyük travma. Çünkü benim başka bir sevdiğim var. Ama ben bir başkasının sünnetine gelinlikle katılıyorum. Bir tane adama sarıldım. Babam sanıp Kızılay'ın orta yerinde. Dershane çıkışı. Bir kere de o zamanlar beğendiğim bir arkadaş, daha doğrusu ya sevgiliydi kendisiyle. Sevgili de değildik lan. Yok, hiç sevgili olmadık hatta onunla. Kendisiyle yan yana yürürken, aa dedim, adam ne kadar babama benziyor dedim. Adam babam çıkmış. Yine Kızılay. Allah'ım. Allah'ım.
Kakül kesmek istiyorum. Bilmiyorum yani. Çünkü sınıfta bir tane kız var. Bu diye. Ve o kadar güzel ki anaokulunda. O kadar güzel giyiniyor. Çok güzel kıyafetleri var. Annesi işte sürekli pembe giydiriyor. Barbie parfümü var. Onları sıkıyor. Çok güzel kokuyor falan. Ben de Boo'yu özeniyorum. İşte şeyi var diyor onun. Çünkü böyle Boo çok güzel. Bütün öğretmenler çok seviyor ana sınıfında onu. Ben de diyorum ki ben de Boo gibi hani saçlarımı Boo gibi kesersem beni de herkes çok sever. Hani ben de öyle güzel kokarım. Ben de öyle güzel giyerim. Boo. Boo. B-U yumuşak G-U. Boo. Camda Boo olur ya hani. Adı Boo. Ben de diyorum ki saçlarım öyle olsa ben de böyle çok güzel giyinmiş olurum. Ben de işte ne bileyim böyle çok güzel kokarım. Beni de çok severler. Şöyle olurum, böyle olurum diye düşünüyorum. Sen alırsın makası, kesersin bütün saçını, tamam mı? Ondan sonra işte anneme gösteriyorum. Diyorum ki anne bak saçıma bilmem. Annem de hani bozuntuya vermeyecek. Annem de anaokulu öğretmeni. Çocuk gelişim öğretmeni kendisi. Annem diyor ki çocuk hani kötü bir şey yaptım sen. Annem diyor ki şöyle mi olmuş? Ama hadi gel. Hep beraber. Ama gel de azıcık düzeltelim. Annem düzeltmek için alıyor yani. Canım anamın da hiç mi el yeteneği olmaz yani. Annem de hani sıfır el yeteneği. Hiç el yeteneği yoktur. İşte böyle bir şey eşit kesmek olsun, bir şey yapmak olsun. Annem de alıyor iyice kırpıyor mu benim saçımı? Kırpık gibi oluyorum ben. Gidiyoruz şeye. Hatta hep beraber çok iyi yaşayalım inşallah efendim. Çok yaşamak değil mi? Çok iyi yaşayalım da hep beraber. Annem götürüyor beni şeye kuaförü. Rahmetli Sami amca diyor ki bu saçı kurtaramayız. Komple keseceğiz. Komple kesiyorlar mı benim saçımı? Bak modeli gösteriyorum size. Bu model kesiliyor. Yani şaka değil, yalan değil. Gerçekten bu modelde kesiliyor. Ertesi günü de bir yere yemeğe gidiyoruz böyle. Lokale mi ne götürüyor işte babam bizi. Arabadan iniyoruz teker teker. Arabadan böyle kapımı açıyor işte birisi. O zamanlar böyle lokale gittiğinde yani böyle sanki krallar gibi karşılanıyordum orada. Oysa ki anne öğretmen, baba öğretmen, dümdüz memur çocuğusun. Ama böyle çok büyük bir saygı vardı o tarz yerlerde bile. Kapıyı açıyorlar, adam da kapıyı açınca diyor ki olmazsa böyle. Sanki böyle Fenerbahçeli bir babanın evladıyım da hani bilerek öyle giydirmişler. Hani Rıdvan Dilmen rüzgarına kapılmışız gibi benim saçlarım. Kapıyı açıyor, adam da diyor ki hoş geldiniz küçük bey diyor. Sen ortalığı birbirine katarsın bana küçük bey dedi diye. Ben küçük hanımım. Benimle düzgün konuşacaksın. Görmüyor musun? Peluş kürküm var bilmem ne. Adamın üstüne sen bir saldır. Adamın üstüne saldırıyorum. Bana küçük hanım diyeceksin. Ve yani savunmaya bakar mısın? Savunmaya bak. Üstümde peluş kırmızı kürküm var. Görmüyor musun? Mesela ben anne baba ben nasıl dünyaya geldim dediğimde düzgün bir dille bana anlatıldı. Bana hiç şey denmedi mesela. İşte ne bileyim böyle hım işte seni leylekler getirdi. Hım işte bilmem ne oldu falan yapılmadı mesela bana hiç. Ben nereden geldim dediğimde düzgün bir şekilde cevabını aldım. Evet cidden. Düzgün bir şekilde ama ben de çok normal yaşlarda sordum yani. Tabii ki de birkaç kere şeyde olmuşluğu var. Daha da küçükken. Şimdi ben bir ablayla büyüdüm. Ve şimdi kendisi de kabul etsin ki ben bir tık böyle zorba bir ablayla beraber büyüdüm. Haftada bir benim eve geldiğim yer değişiyordu. Bazen çöpten gelmiş oluyordum. Bazen aşağı mahallede mesela işte beni kimler doğurmuştu? Ne diyordu ya? Beni bir kedi doğurmuştu. Bir şey anlatmıştı bir hikaye. Beni bir kediyle köpek birlikte olup doğuruyorlar. Ondan sonra annemle babam da beni acıyıp eve alıyorlar. Sen aslında hayvansın diyordu. Bak yemin ediyorum size. Mesela salepçi geçiyordu. Salepçi, bozacı hiç unutmuyorum. Bozacı'dan hala korkarım. Bak bozacı sesinden hala da böyle bir duyunca irkilirim. Çünkü ne zaman bozacı geçse sokaktan hep şey derdi. Uyuyorum ya mesela uykudan uyandırır şey derdi. Pelin kalk gerçek ailen seni almaya geldi derdi.
Ay ben de salak gibi kalkıp hazırlanırdım. Ne mallık ya.